Burada Maralgat'tayız. Maralgat'ın köylerindeyiz. Yangın hala devam ediyor maalesef. Yangına ilk müdahale yapılamadığı gibi şu anda havadan müdahale konusunda ciddi bir yetersizlik var. Rüzgar da ters esiyor. Dolayısıyla yangını yayılmasını devam ettiriyor. Biz elimizden gelen desteği belediyelerimiz üzerinden veriyoruz ancak bizim belediyelerimizin vermiş olduğu desteğin ötesinde bir desteğe ihtiyaç var. Merkezi iktidarın olaya el koyması lazım. Onların ciddi şekilde olayın içine girmesi lazım. O bölümde eksikler olduğunu görüyoruz. Yangın konusunda üzerine düşen görevi yapması gereken kişiler eğer olayı yeterince ciddiye almıyorlarsa olayın bu hale gelmesinin müsebbibi onlardır. Bu kadar yayılmasının, bu kadar vatandaşın evini kaybetmesinin, hayvanlarını kaybetmesinin, doğada ciddi bir tahribatın ortaya çıkmasının nedeni onlardır. 2002 yılında bugün Sayın Genel Başkanımız da söyledi. 176 ayrı noktada yangın çıkmış. Ama o zaman itibariyle Türk Hava Kurumu'nun 19 tane uçağı varmış. Bu 19 uçakla müdahale edilmiş. Birçok yerde Türkiye'nin geneline yayılmadan bu bilgi, bu haber, bu yangın haberi Türkiye'nin geneline yayılmadan söndürülmüş. Şimdi bugün üzerinden 19 yıl geçti. Türk Hava Kurumu'nun uçağı var mı yok mu tartışması yürüyor. Varsa uçaklar nerede? Uçakları görmek istiyoruz birincisi. İkincisi bu uçaklar var havalanamıyor deniyor. Niye bu iş son dakikaya bırakıldı? Niye bugün itibariyle Türkiye'de olaya müdahale edebilecek bazı helikopterlerin dışında ciddi su tanklarıyla uçabilecek manevra kabiliyeti yüksek uçaklarımız olaylara müdahale etmiyor? İktidarın ilgilenmesi gereken şey bu. Vatandaşa IBAN numarası göndermek değil. Olay olduktan bittikten sonra vatandaştan destek istemek kolay. Bizim insanımız cömerttir. Bizim insanımız destek olur. Oluyor da zaten. Ama iktidarın görevi ne? Tedbir almak. Felaketten önce tedbir almak. Depremden önce tedbir almak. Selden önce tedbir almak. Yangından önce tedbir almak. Olduktan sonra konuşmak doğru değil.